Evet sevgili öğrencilerimiz, Devran Ortaokulu Uzaktan Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz bugün çünkü biliyorsunuz yapılan son açıklamalara göre LGS'de artık her dersten birinci döneme kadar olan konulardan sorumlu olacaksınız. Bizler de sene başındaki konudan başlayarak tüm konuları tekrar etmeye karar verdik. İlk işleyeceğimiz konu bildiğiniz bir konu açıkçası, o yüzden hızlı bir tekrar yapalım istiyorum bu videoyla. Sözcüğün tanımı vermiş öncelikle. Zaten sözcüğün tanımını biliyorsunuz. Kelime, anlam ya da dil bilgisi görevi bulunan, dilin tek başına kullanılabilen anlam ya da anlamsız en küçük parçasına deniyor. Şimdi sözcükleri mecaz anlam ve gerçek anlam olmak üzere ayırmış. Neden böyle bir ayrım yoluna gitmiş? Bunu derslerimizde bahsetmiştik bundan biraz. Türkçe'de sözcükler biliyorsunuz tek anlamıyla kullanılmıyor. Bir sözcüğün birçok anlamı olabiliyor. Örneğin tutmak sözcüğünü düşünün. Tutmak sözcüğü işte beni araba tutar derken bir anlam. Fenerbahçe'yi tutarım derken başka bir anlamıyla. İşte şu masanın ucundan tut derken başka bir anlamıyla. Belki 10 tane farklı anlamda kullanabiliriz bunu. Dolayısıyla sözcük anlamlı olması dolayısıyla sözcükler anlamları bakımından gruplandırılmış. Ve işte ortaya gerçek anlam, mecaz anlam, temel anlam, yan anlam, terim anlam gibi kelimelerin anlamları çıkmış ortaya. Biz gerçek anlamdan başlayalım. Gerçek anlam sözcüğün temel anlamı, yan ve terim anlamını kapsıyor. Temel anlam nedir? Sözcük söylendiği akla gelen anlam. Sözlüklerde bir numarayla gösterilen kısım temel anlam oluyor. Diğer 2, 3, 4 diye numaralandırılanlar sözcüğün yan ya da mecaz anlamları oluyor. Yani bir sözcüğü söylediğimizde aklımıza gelen ilk anlamı sözcüğün temel anlamı oluyordu. Bunu zaten biliyorsunuz. Yan anlam da sözcüğün temel anlamdan biraz uzaklaşarak edindiği yeni anlamı. Ama yan anlam da sözcüğün temel anlamla anlam ilişkileri, anlam benzerlikleri olabilir. Terim anlam sözcüğün bir spor, sanat ya da meslek dalıyla ilgili özel anlamıydı. Birazdan bunlarla ilgili örnekleri incelediğimizde biraz daha iyi anlaşılacaktır bu konu diye düşünüyorum. Evet, programı tabii biraz zaman alabiliyor. Burada kelimelerin temel yan anlamlarıyla kullanılışlarını örnekler görüyorsunuz. Mesela ağız kelimesini kullanmış cümle içinde. Ağzındaki yaralar yüzünden yemek yemiyordu. Buradaki ağız sözcüğü, sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlam buradaki anlamdır. Dolayısıyla temel anlamıyla kullanılmış. Irmağın denize açılan kamp yerleşmesinde ise buradaki ağız sözcüğü artık gerçek anlamda değil. Bunu görebiliyorsunuz. Ancak gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmamış da soyutlaşmamış örneğin. O yüzden bu sözcüğün yan anlamı diyebiliriz. Bıçağın ağzı körelmiş. Aynı şekilde yan anlam. Tünelin ağzında yol yapım çalışması varmış, yine burada da ağız kelimesi yan anlamıyla kullanılmış. Hava kelimesinin kullanılışlarına bakalım. Odadan çıktığımızda yüzümüze vuran temiz hava hep atlatmıştı. Buradaki hava sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış. Dolayısıyla temel anlamda kullanılmış. Hava bozuk olduğu için günü evde geçirdik. Buradaki hava kelimesi ise bir hava durumu anlamında, meteoroloji anlamında kullanılmış. Dolayısıyla gerçek anlamdan biraz uzaklaşmış ama yan anlamda kullanılmış. O da darmadağındı, tozlar havada uçuşuyordu. Yine hava kelimesi burada yan anlamıyla kullanılmış. Terim anlam sözcüğün bilim, spor, sanat, meslek dalıyla ilgili anlamıydı biliyorum. Mesela makale Türkçe ile ilgili terimlerdir. Perde, sahne, suflör, tiyatro ile ilgili terimler. Paralel, meridyen, enlem birer coğrafya terimidir. Bir uyarıda sözcüğün yanı temel anlamıyla ilgi kurulabilecek nitelikte olmalıdır. Bu anlam ilgisi kurulmuyorsa yan anlamlı olmaz, mecaz anlamlı olur. Şimdi bakın burada hatırlarsanız demiştim. Sözcük eğer temel anlamıyla somut olan sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmışsa o artık mecazlaşmış demektir. Ama somut anlamdaysa hala o sözcük ya temel anlamıyla ya yan anlamıyla kullanılmış demektir. Yani gerçek anlamıyla somut olan bir sözcük cümle içinde soyut anlama gelecek şekilde kullanılmışsa o sözcük artık mecazlaşmıştır diye bunu
bilmenizde fayda var. Seste sözcükler dışında bir sözcüğün sadece temel bir yan ve mecaz anlamı olabilir. Ayrıca her sözcüğün temel anlamı dışında yalnız anlamlarının olması zorunlu. Her sözcüğün temel anlamı ve mecaz anlamı olmak zorunda değil. Devam ediyoruz. Bir daha cümle içinde kullanılarak anlam kazanan unutulmamalıdır. Sözcüğün temel, yan, terim, mecaz anlamı cümledeki kullanımı önemli bir uyarı. Sözcüğün cümle içindeki kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Temel anlamda mı, yan anlamda mı, terim anlamda mı kullanıldığını belirlemek için. Mesela sonunda yeni aldıkları daireye taşındılar. Buradaki daire yan anlamıyla kullanılmış. Çünkü daire dendiğinde akla ilk bu gelmez. Probleme dairenin alanını hesaplayarak başladı. Aynı daire kelimesi burada terim anlamıyla kullanıldı. Evin tüm perdeleri 2 saat içinde yıkandı. Buradaki perde temel anlamının ikinci perdesi daha sürükleyiciydi. Buradaki perde ise terim anlamıyla kullanılmış. Yani sözcüğün cümle içindeki kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha bir sözcük birden fazla alanda terimleşebilir. Bu olan bir durum aslında. Normalde sözcüğün bir tane terim anlamı olabilir ama nadiren bir sözcüğün farklı dallarda, farklı alanlarda terim anlamı olabiliyor. Mesela gemi aldığı darbe ile sancak tarafına yattı. Buradaki sancak denizcilikle ilgili bir terim. Bu kararla tüm sancaklar padişaha bağlılıklarını ilan etti. Buradaki sancak da işte eyalet gibi bir farklı bir terim. Bunlar sözcüğün ilgili alt başlıkladı. Bir de sözcüğün mecaz anlamı, gerçek anlamdan tamamen artık uzaklaştığı, neredeyse anlam ilgisinin kalmadığı anlam oluyor. Bakınız burada da bu uyarmış, soyut algılandığı yeni anlamış. Normalde somut bir kelime soyut anlama gelecek şekilde kullanılmışsa o kelime artık mecazlaşmıştır diyebiliriz. Bir uyarımız var yine burada. Sözcüğün yan anlamlarıyla mecaz anlamları birbirine karıştırılmamalıdır. Sözcüğün yan anlamlarının temel anlamla şekil, işlev veya buna benzer başka yönlerden ilişkisi devam eder. Mecaz anlamlarda sözcük temel anlamından tamamen uzaklaşarak yepyeni bir anlam kazanır. Evet, mecaz anlamda sözcük gerçek anlamdan tamamen uzaklaşıyor. Devam edelim. Örnekler var mecaz anlamda kullanılışıyla ilgili sözcüklerin. Mesela burun kelimesini kullanmış temel, yan ve mecaz anlamlarıyla. Burayı dikkatli takip edin ki bir kelime gerçek, mecaz ve yan anlamlarıyla nasıl kullanılıyor bunu anlamış olalım. Geçirdiği burun ameliyatından sonra rahatladı. Bakınız buradaki burun kelimesi sözcük söyleyen aklımıza gelen ilk anlamdır. Dolayısıyla bu gerçek anlam. Ayakkabısının burnu açılmış. Bu gerçek anlam değil ama gerçek anlama şekil veya işlev yönünden benzerliği olan bir anlam. Mecazlaşmamış dikkat ederseniz. Hala somut durumda. Ancak gerçek anlamdan uzaklaşmış. Bu anlama yan anlam diyoruz. İyice burnu büyüdü son günlerde. Kimseyi tanımıyor. Burada ise bir deyim içinde yer almış zaten. Deyimler biliyorsunuz mecaz anlamlı sözcüklerdi. Buradaki burun kelimesinde artık gerçek anlamla tamamen ilişkisini kaybetmiş ve mecaz anlamda kullanılmış. Ağız kelimesinin kullanılışına bakalım. Ağzındaki yara yüzünden yemek yiyemiyordu. Bak burada gerçek anlam bakınız. Ağız sözcüğü. Bu sözcük söylendiğinde aklımıza ilk bu anlam gelir. Yol ağzında iki kişi onu bekliyordu. Burada ise gerçek anlamdan biraz uzaklaşmış ama mecazlaşmamış, soyutlaşmamış. O yüzden yan anlam. Müdürü karşısında görünce ağız değiştirdi. Buradaki ağız sözcüğü ise artık gerçek anlamdan tamamen uzaklaştı ve mecaz anlamda kullanıldı. Diş sözcüğünün kullanımına bakalım. Çocuğun dişleri inci gibi beyazdı. Gerçek anlamda, temel anlamda kullanıldığını görüyorsunuz. Testerenin dişleri yan anlam. Ona diş geçireceğimizi sanıyorsanız diye devam ediyor cümle. Bu da kullanılmış. Evet, bu örnekler şimdilik yeterlidir diye düşünüyorum. Sözcüklerde çok anlamlılık. Sözcüklerin temel anlamına bağlı olarak yeni anlamlar kazandığını zaten söylemiştik daha önce. Yani bu konu daha çok bir sözcük kaç farklı anlamda kullanılabiliyor. Bununla alakalı bu konu
ve oldukça önemli bir konu aslında. En çok hata yapılan yerlerden birisi sözcüğün yukarıda numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamdır? Soru kökü genelde bu şekilde geliyor. Çözüm olarak ne önerilmiş? Sözcükler cümle içinde anlam kazanır. Bu durum şöyle bir sonucu doğurur. Sözcüğün anlam kazanır yardım olur. Buradaki soruyu bir inceleyelim. Ona göre anlatımımıza devam ettirelim. Dönmek sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır diye sormuş. Şimdi bakınız, bu soruyu çözerken sözcüğün cümle içinde kazandığı anlama dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki eylemi düşünebilirsiniz. Yani tam olarak zihninizde nasıl bir anlam çağrıştırıyor, buna bakabilirsiniz. Bunun dışında o kelimenin yerini başka bir kelimeyle almaya çalışabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Bakalım, soruyu bir çözmeye başlayalım. Tekerleğin dönerken çıkardığı acı ses hala kulaklarımda. Sözcüğümüz dönmek sözcüğü. Birinci cümlede tekerleğin dönmesinden bahsediliyor. İkinci cümlede işte İstanbul'a dönmekten bahsediliyor. Üçüncü cümlede demiş ki cennete dönmekten. Dördüncü cümlede dere dönmekten bahsetmiş. Buradan hareketle demiş dönmek sözcüğü. Birinci cümlede kendi ekseni etrafında hareket etmek. Evet, yani bu şu anlamı çıkartabilmek belki birazcık zor, bakınız. Yani bu cümle olabilir. Ama eylemi düşündüğümüzde, eylemi hayal ettiğimizde bu eylemler birbirinden çok farklıysa farklı anlamlarda kullanılmış demektir. Yani ilk iki kullanım bu. Kendi ekseni etrafında hareket etmek. Zaten bu eylemi düşündüğümüzde bu anlamı görüyoruz biz. İkinci cümlede geri gelmek, geri gitmek. Adımız yolda döndük. Evet, yani İstanbul'a geri geldik gibi anlamda kullanılmış. Şu an buradaki anlamla ikinci cümledeki anlamın birbirinden farklı olduğunu zaten hepiniz görüyorsunuz herhalde. Üçüncü cümlede benzemek anlamında kullanılmış. Bahar gelmiş, bağ bahçe adeta dönmüş de. Benzemişti, bakın. Bunun yerini benzemişti kelimesiyle alabiliyoruz. Dolayısıyla bu üç anlam şu an birbirinden farklı oldu. Dördüncü cümlede ilgiyi yöneltmek. Yemeğini yedikten sonra tekrar derslerine döndü. İlgisini derslerine verdi. İlgisini o tarafa yöneltti gibi bir anlamda kullanılmış. Hani derslerini yapmaya devam etti gibi. Şimdi bu anlamları düşündüğümüzde bütün anlamların birbirisiniz. Dolayısıyla her bir cümlede dönmek sözcüğü farklı farklı anlamlarda